gözlü alt dedektif, yani yaşlı dedektif, Kanadalı korku sanatçısı Trevor Henderson tarafından yaratılan efsanevi bir varlıktır. Bu varlığın garip davranışları ve becerileri, Trevor Henderson mitindeki özel varlıklardan biri olmasını sağlamaktadır. İnsanlara doğrudan saldırmak yerine, kendi çekingen ve endişeli davranışlarıyla, yoğun huzursuzluk ve paranoya yansıtarak, zihinsel olarak savunmasız insanları avlar. Bu duygular, muhtemelen kurbanlarını kendilerine zararlı eylemler gerçekleştirmeye itecektir. Bu durum, kurbanlarını nasıl öldürdüğünü açıklar. Yaşlı dedektif, gecenin erken saatlerinde bir sinema salonunun park yeri gibi görünen bir yerde, koyu kırmızı ışığın altında uğursuzca ayakta görülen uzun, ince, insansı bir yaratık olarak tanımlanıyor. Varlık, sanki esnek bir yapıya sahip gibi tuhaf bir şekilde durmakta. Gövdesi ve kolları, bacaklarına ve kafasına oranla oldukça uzun. Giydiği bol, özelliksiz bir palto, uzun beyaz çoraplar, siyah ayakkabılar ve küçük bir fötr şapka ona kasıtlı bir dedektif görünümü vermektedir. Ancak yakından incelendiğinde bu kıyafetlerin aslında sadece onun eti olduğunu ve insan kıyafetlerinin ürkütücü bir taklidini oluşturacak şekilde uzandığını görebiliriz. Vücudu boyunca uzanan birçok uzun, siyah damarlarını da belirgin şekilde görebiliyoruz. Yaratığın kollarının dalgalı oluşu, eklem kemiklerinden yoksun olduğu anlamına geliyor. Ve bu da onların herhangi bir yöne bükülmeleri için serbest hareket alanı sağlıyor. Yaratık, sadece bir orta parmak, bir yüzük parmak ve bir de küçük bir baş parmak bulunan grotesk, görünümlü iki ele sahiptir. Tırnaklarının olduğu yerde kısa pençeleri bulunuyor. Yaratık ayrıca paltosunun alt kısmını taklit eden sarkık karnından aşağı indikçe hafifçe içe doğru bükülen çarpık bacaklara sahiptir. Kollardaki gibi bacaklarda da esneklik olması muhtemeldir. Bu yönden Cartoon Cat'in fiziğiyle benzerlik göstermektedir. Yaratığın kafası, tuhaf vücudunun geri kalanına kıyasla orantısız bir şekilde küçüktür. Ve özellikle bir ağız, burun, saç veya herhangi bir kulaktan yoksundur. Bunun yerine yalnızca iki küçük, boş göz çukuruna sahiptir. Trevor'ın açıklamasına göre yaratık, insanlardan saklanan utangaç bir yaratık olabilir. Ayrıca açıklamada, eski bir dedektif filmi izleyen bir çocuk gibi çocuksu ve paranoyak hissettiğini, insanlar ona baktığında gergin olduğunu belirtiyor. Açıklamanın The Old Detective mi yoksa onun tarafından takip edilen bir kişiye yönelik olarak mı yazıldığı bilinmiyor. Trevor ayrıca The Old Detective'in paranoyanın fiziksel vücut bulmuş hali olduğunu, yani paranoyak olabileceği ve çocukça korkabileceği anlamına geldiğini, kurbanlarını gizlice takip ederek karanlık duygularını onlara bulaştırabileceğini belirtti. Bu duygular kurbanlarını fiziksel olarak yok etme noktasına kadar aşırı derecede yoğun olabilir. Kendine zarar verme veya fiziksel rahatsızlıklara yol açabilir. Daha önce de belirttiğimiz gibi bu, onun kurbanlarını öldürme biçimidir. Trevor, kendisinin attığı tweet'teki bir yorumu yanıtlarken kusurlu bir metinle "Davayı çözmeliyim" yazdı. Görünüşe göre bu, dedektiften bir alıntıdır. Sesi bozuk olmasına rağmen İnsan dilini konuşma yeteneğine sahip olabileceği öne sürüldü. The Old Detective'in oluşumu hakkındaki deney teorisi. Bu teori, eski dedektifin aslında mutasyona uğramış veya bir şekilde şimdiki görünümüne dönüştürülmüş yaşlı bir insan olabileceğini öne sürüyor. Teori, yaratığa dönüşen kişinin insanların duygularını, özellikle The Old Detective'in sergilediği duyguları içeren psikolojik bir deneyin konusu olduğunu iddia ediyor. Bilim adamları, duygusal olarak zayıf bir zihni, şiddetli kaygı ve paranoyaya neden olacak bir duruma maruz bırakarak insan beyninin sınırlarını zorlamaya çalışmış olabilirler. Tıpkı gerginliği oldukça yoğun olan bir dedektif filmi gibi. Negatif duygulara aşırı maruz kalma, beyinde kişinin tanınmayacak birine dönüşüp mutasyona uğramasına neden olmuş ve bu deneyimi
başkalarına da aktarabilmesine izin veren bir şeyi harekete geçirmiş olabilir. Doğaüstü güç teorisi. Yaşlı dedektifin kökeni için daha olası olan bu teori, insan benzeri bir biçim alan, doğaüstü bir varlık olmasını kapsar. İnsanlarda hissedilen kahredici endişe ve paranoya sebebiyle bu duyguları somutlaştırma amacıyla tek bir varlıkta tezahür edilerek yaratılmış olabilir. Bu negatif duyguları barındırırken olabildiğince çok insana yayma çabasında olabilir. Ayrıca kurbanlarının korku ve paranoyasından beslenen ve bundan zevk alan şeytani bir varlık bir şekil değiştirici olabilir. İnsanlarda korku uyandıracak, onları dehşete düşürecek şeyler konusunda da oldukça usta olabilir. Son olarak, sen bu iki teoriden hangisine katılıyorsun veya senin de The Old Detective'in çıkış noktasına dair bir teorin varsa yorumlara yaz.